Herkese merhabalar. Bitcoin Legal'in YouTube kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Cenk hoş geldin. Ekosistemin sevilen simalarından birisisin. Teknik olarak bir mali müşavirsin. Teşekkürler Mümtaz, hoş bulduk. Davet ettiğin için hususen çok teşekkür ediyorum. Bu kanal gerçekten çok faydalı. Bununla alakalı şunu söylemek isterim. İnsanların başucu kitapları olur. Ben bir de başucu insanları olması gerektiğini düşünürüm. Sizler de bunların başında geliyorsunuz açıkçası. Teşekkür ederiz abi. Gönül selamı bile verdim sana fark ettiğin için. Sağ ol, çok teşekkürler. Davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi. Zaten sen de içerik tarafında yıllardan beri varsın. Evet. Ya biz hukuk tarafında ne yapmaya çalışıyorsak sen de finans, muhasebe ve mali müşavirlik kesişiminde aynı şeyi yapmaya çalışıyorsun bence. Evet, kesinlikle. Ya burada aslında bilineni aktarıyoruz. Çok böyle bilinmez paradoks diye bir şey yok ama böyle baktığımız zaman girişimciler tarafında tabii sayılar var, içinde hesaplamalar var, yüzdeler var. Maalesef vergi kanunlarımızın hem ağdalı dilde yazılmış olması hem onlarca farklı vergi türünün olması girişimciler tarafında çok fazla soru işaretine neden oluyor. Veya içine girdiklerinde ya bu ne vergisiydi, bu ne vergisiydi, bunu niye ödüyoruz, bunu nereden ödüyoruz gibi. Ben hala soruyorum vallahi. Bugün eşim için bayağı bir şey ödedim. O kadar da kötü yapmışlar ki yani. Ödemek istesen de ödetmiyorlar. Evet, biraz düzelmesine rağmen yani bir parça aslında geliştirmeler oldu. Dolayısıyla işte girişimciler bu noktada çok sıkıntı yaşıyorlar. Ben de onu daha nasıl kolaylaştırabilirim? Yani mümkün olduğunca nasıl sadeleştirebilirim? Basit bir işletme gibi değil de yani o bütünün parçasını yakalayacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. Genel olarak da bu yönde ilerlemeye çalışıyorum. Abi ben zevkle takip ediyorum. Çok da şey öğrendim valla. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Abi bugün aslında bazı sis perdelerini ortadan kaldırmak istiyorum. Bizim kanalda da zaman zaman şey videoları var. İşte AŞ'li limited karşılaştırması, şöyle yapması, böyle yapması ama bu aslında akması gereken bir bütünün parçaları. Dolayısıyla kesinlikle neyi seçeceğinin sonucuna varabilmek için değerlendirmen gereken bir sürü şey var. Bir kere türleri anlaman gerekiyor. Bunların bir takım yükümlülükleri var. Hem hukuki tarafta sorumluluk rejiminde değişen şeyler var. Evet. Hem vergi tarafında, muhasebe tarafında değişen şeyler var. Kapsamın ölçeğine göre bir şeyler de değişiyor ve bunlar düzenli olarak değişmeye de devam ediyor. Kesinlikle, evet. O yüzden çok tür var biliyorum. Çok fazla gelinebilecek detay var biliyorum. Vergileri kalem kalem saydığında da çok fazla şey olduğunu biliyorum. Böyle bir öğrenciliğim döneminde, stajyerlik zamanında 2 ay bir vergi hukuk stajı yapmıştım. Hı-hı. Şeyi unutmam mümkün değil. Böyle hukuk bürolarında araştırma kısımları oluyor. Böyle dosyalar dizilmiş falan. Şimdi bir tık daha dijitalleşti. Ama eskiden daha böyle klasör klasör falan. İşte departmanların şeylerine bakıyorum, dosyalarına bakıyorum. Hı-hı. Dava departmanları var. Böyle bir yarım kütüphane, bir kütüphane falan. Hı-hı. İşte corporate tarafa gidiyorsun. Şirketler hukuku, birleşmeler, devralmalar. Böyle bir duvar falan. Vergiye bir gittim abi. Odalar. Odaların üstünde yerde böyle tavana kadar çıkan şeyler. Çünkü hukuki tarafını anlaman gerekiyor. Finansal tarafını anlaman gerekiyor. Bunun bir vergi sonucu var ve içerisinde bir sürü türler var. Dolayısıyla okuman, anlaman gereken çok fazla şey var. Bana çok keyif vermişti o dönemde. Bir sürü hukukçu için de yer lanet olsun, bununla uğraşır mı diyeceğim bir şey. Dolayısıyla o bana yapıştı. Hala böyle Amerikan vergisi soruları falan gelmeye devam ediyor bana. O yüzden çok da garip bir alan. Bugünkü videoda ana amacım şey o yüzden. Abi bir girişimcisin, potansiyel bir müteşebbissin, yeni bir yolculuğa çıkıyorsun. Önce neyi seçmen gerekiyor, niye seçmen gerekiyor ve hayatında bunların sonuçları nelerdir kısmını seninle bir ilerleyelim istiyorum. Ana akışı sana bırakacağım ama yanda hukukçular da susmayı çok sevmiyor biliyorsun. Bir şey olduğunda da yandan böyle gelip sana temas etmeye çalışacağım. Memnuniyetle. Öncelikle ben şunu öneriyorum tüm arkadaşlarıma, yani istişare ettiğimiz, görüştüğümüz, ya nasıl yapalım, nasıl edelim. Kalın kalın kitaplar alın diyorum. Hepsini okuyun, ondan sonra gelin diyorum. Tabii bu işin latifesiydi. Mümtaz, öncelikle tabii ki bu konularda, özellikle vergi konusunda bazı kilit meseleleri bilmemiz gerekiyor. Tabii ki bir avukat gibi, bir hukukçu gibi, bir mali müşavir gibi onlar kadar böyle derinlemesine bilemeyebiliriz. Ama bazı terimleri ve bazı terimlerin bize hangi sonuçları doğuracağını bilmemiz gerekiyor. Bundan kaçarın yok çünkü evet, girişimci sen uğraşıyorsun günün sonunda, yatırımcı da senden bilmeni bekliyor. Evet. Bütün dünya bunu bekliyor senden. Kesinlikle. Bu okuryazarlık şart abi. Kesinlikle, bu okuryazarlık şart. Yani şunu diyemeyiz. Ya ben işte hani şöyle derler ya size, avukata vekalet verdim, o gerekeni hallediyor. Veya mali müşavire vekalet verdim, gerekeni hallediyor. Bu evet doğru bir tabir olabilir belki ama yeterli değil. Değil. Dolayısıyla bunun nedenlerini, nasıllarını, sonuçlarını, yaratacağı sonraki aşamalarını muhakkak en azından bir öngörüyle takip etmemiz gerekiyor. Tabii arkadaşlarımız genel olarak soruyorlar ya işte bu böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım falan. Ben de hatta çok defasında ofise gelen arkadaşlara
şirket kurmadan gönderdiğim bile olmuş oluyor. Tabii daha sonra... Normalde girene illa kurdurur muyuz? Aynen. Aynen, kurdurmamız gerekirken kurdurmadığımız veya başka bir şekilde başka analizler yaparak başka türleri denediklerini görüyoruz. Burada en sıkıntıya düştüğümüz nokta şu, yine işte bilmediğimizden dolayı, insan biraz bilmediğine düşman olur derler ya, bilmediğimizden dolayı ya işte Ahmet şunu söylüyor, Mehmet bunu söylüyor, Ahmet'in muhasebecisi şöyle yapmış, onun bir hukukçu arkadaşı böyle söylemiş, ya şöyle yaparsanız daha az vergi ödersiniz demiş gibi aslında kulaktan duyma ve hiç memnun olmadığımız şekillerde geliyorlar. Hiç bilmeyen bir kişinin gelmesi bence çok daha kıymetli oluyor. Evet abi, kötü Google bilgisiyle gelen evet, de çok kötü. Aynen öyle. Bu işi bilmeyen bir arkadaşın yorumları da çok kötü. Çok kötü. Hiç bilmese çok daha iyi olur. Biz de öncelikle şunu yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ya biz ne yapmak istiyoruz? Biz ne satacağız? Biz ne alacağız? Ne üreteceğiz? Yaptığımız iş ne? Yani biz bir mal mı alıp satacağız? Biz bir üretim mi yapacağız? Yoksa biz dijital alanda bir mobil aplikasyon mu yazacağız gibi öncelikle bunları almaya çalışıyoruz ki ileriye namzet olacak sonuçları daha iyi yönetebilelim. Akabinde biz şirketimizi veya tüzel kişiliğimizi kurduktan sonra biz ömrümüz boyunca buradan bir gelir elde etmeyi mi amaçlıyoruz? Yoksa büyümeyi mi hedefliyoruz? Veya daha başka yapılarla birliktelik yapıp alanımızı mı genişletmek istiyoruz? Bunlara karar vermemiz gerekiyor. Neden bunlara karar vermemiz gerekiyor? Çünkü işte orada da hukuki boyut giriyor meseleye. Biz bunları şöyle mesela adlandırabiliriz. Ya biz bunları hangi firmalarla yapabiliyoruz? İşte biliyorsun ki işte şahıs firması dediğimiz, limited şirket dediğimiz, anonim şirket dediğimiz, işte komandit, komanditer, şunlar bunlar, onlara pek girmiyorum ama sermayesi paylara bölünmüş. Sermayesi komandit. Paylara bölünmüş komandit. Ben yani bazen acaba bu hangisiydi dediğim bile karıştırdığım oluyor. İşte orta... Ben ara ara görüyorum, şey var mesela Bozcaada'da bir tane şarap işletmesi kolektif şirket. Onu her evet. seferinde gördüm. Daha diyorum ne güzel, bu da kurulabiliyormuş. Orada tabii biraz daha farklı kişilerin yani üreticilerin bir arada olduğu için hı-hı. kolektif şirket hani ondan dolayı kuruluyor. Hani oradaki kişiler bir araya geliyorlar falan. Biraz daha hani şahsi tüzel bir karışım gibi olmuş oluyor. Dediğim gibi öncelikle bunlara bir karar vermemiz ve yolumuza bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Günün sonunda baktığınız zaman şahıs firması, limited şirket, anonim şirket bunların hepsi her işi yapabilir. İthalat yapabilir, üretim yapabilir, bir aplikasyon yazabilir, dijital dünyada faaliyetlerde bulunabilir. Efendime söyleyeyim, tüm işleri hepsi yapabilir. Hiçbiri de buna engel değil. Tabii ki belli bazı kısıtlamalar falan var ama genel manada tüm işleri... Şeyde, sigortacılığın bazı hallerinde, evet, finansal aynen tarafında, öyle, aynen halka öyle. Açılmada engeller aynen var. Aynen öyle. Ama büyük oranda yaparsın. Büyük oranda hepsi aynı işi yapar. Hatta şeyi de söyleyeyim abi, hazır değinmişken, aynı anda bir sürü işi de yapabilir. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla sen bir şirketle kesinlikle. Yazılım yapıp bir yandan sucuk da satıyor olabilirsin. Aynen öyle, aynen öyle. Hep sucuktan gidiyorum bugün bu arada. Bir ısmarlarsın artık, artık sonra. Sağ ol, teşekkür ederim. Burada işte ayırt etmemiz gereken meseleler var. Bunu şöyle adlandırıyorum ben. Şahıs firması kuruyoruz veya bir tüzel kişilik kuruyoruz. Ya bunun farkı nedir diye sorulduğu zaman ya boş verin diyorum şeyi. Hukuki tarafını, vergi tarafını falan boş verin. Şöyle ekmeğimize kan doğrama abi sen de. Burada şunu düşünün diyorum. Hiçbir şeye takılmayın. Hukuk, vergi ne kadar çıktı, ne oldu? Diyorum ki şahıs firması motosiklet kullanmak gibi. Motosikletçi arkadaşlarımız buradan bir anlam çıkarmasınlar. Ya ben de sevmiyorum motosiklet işini. Ama tüzel kişilik biraz araba kullanmak gibi. Nasıl? Evet, motosiklet kullanırken kaportada sizsiniz birazcık. Tehlikelere karşı biraz daha mukavemetsizsiniz. Tabii ki dikkatli kullanmak kaydıyla istediğiniz gibi motosiklet kullanabilirsiniz. Ama tüzel kişilik yani limited şirket dediğimiz, anonim şirket dediğimiz hukuki yapılar biraz daha araba kullanmak gibi. Yine tehlikelerle karşı karşıyasınız ama olası risklerde, olası problemlerde biraz daha o mukavemeti o araba karşılamış oluyor. Burada öncelikle bu farkı iyi ayırmak lazım. Bununla alakalı da şöyle bir örnek vereyim aslında. Yani tam uyuşmuyor ama şöyle söyleyebilirim. Bir şey firmamız var. Nar ekşisi üretiyorlar. Şöyle bir şey olmuştu. Ya dedim birazdan bahsedeceğim konular oldu. Ya siz işte bölü üretimler yapıyorsunuz ve tamamen işte elde yapılıyor bunlar falan. Ya neden bir tüzel kişilik kurmuyoruz? Yarın bu firmayla alakalı işte yatırımcı olabilir, başka bir süreç olabilir, başka bir serüven olabilir falan. Dedi ki bana çok kritik bir şey söyledi. Ya dedi ben oraya
eğer firmamın ismini işte Kırmızı Nar Ekşileri anonim şirketi yazarsam benim müşterim bunun doğal bir süreçten geçmediğini düşünür. Ama benim ismim orada olursa ve gerçekten benim üretim yerim belli, işte internet sistemde yayınlıyorum, şişemin nasıl geldiği belli falan gibi benim orada bir gerçek kişi olduğumu görürlerse, öyle olduğu da yorumlanırsa benim satışlarım çok daha iyi olur diye yorumlamıştı. Çok şaşırmıştım açıkçası. Hiç düşünmediğim. Bir şey de akarmış ama. Mümtaz Acıpaşoğlu'nun nar ekşileri anonim şirketi de olurdu. Evet olurdu ama öyle bir yorum yapmıştı ve gerçekten o dediği noktaya geldi. Ama şu anda mecbur bir anonim şirket kurmak zorundayız. Çünkü yatırımcılar gerçekten büyük bir teveccüh gösteriyorlar firmaya. Böyle bir ayrım yapmak lazım. Daha sonra da şuna bakmak lazım Mümtaz'cığım. Ben senin alanına girmek istemiyorum. Yani hukuki sonuçları noktasında. Abi ben, ateş serbest lütfen. Ben en kötü peki, yandan defansa peki, gelirim. Peki lütfen. Ben o zaman biraz daha vergisel noktasına, vergi tarafındaki noktaya birazcık değineyim. Şimdi şöyle, yine maalesef kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz. Diyoruz ki, ya anonim şirkette vergi daha az çıkıyormuş gibi bir varsayımla geliyorlar. Bu artık hurafe olmuş abi sanki. Evet. Anonim limited şirkette daha az çıkıyor. Şahıs firmasında gelir vergisi artan oranlı. Dolayısıyla daha çok vergi çıkıyor gibi aslında bir toz bulutu bilgilerle geliyoruz. Diyorum ki arkadaşlarıma, yani bununla alakalı bir matematik yaptığımız, bir öngörüde bulunmaya çalıştığımız arkadaşlarımıza. Diyorum ki arkadaşlar, ya sizin öncelikle perspektifiniz nedir? İleriye namzet düşündüğünüz karlar, satış rakamları, satış tutarları nedir? Buradan bir maliyet analizi çıkardınız mı dediğimizde, mesela deniyor ki işte biz 1 milyon lira, örnek veriyorum, ya hiçbir teşvikten de faydalanmadığımızı düşündüğümüzde 1 milyon lira kar elde edebiliriz diyorlar. Peki o zaman çıkarıyorum hesaplama tablomu, işte Excel'imi veya programımı. Diyorum ki 1 milyon lira Mümtaz Hacıpaşoğlu şahıs firması, 1 milyon lira Mümtaz Hacıpaşoğlu anonim şirketi kar elde etti. Ne kadar vergi ödeyecek? Normal şartlar altında konuşuyorum. Bir bakıyoruz, anonim şirket daha çok vergi ödemiş. Anonim şirkete bağlı Mümtaz daha çok vergi ödemiş. Çifte nasıl vergileniyoruz çünkü. Evet, çifte vergileniyoruz. Peki ne olmuş? Niye daha fazla ödemiş? Çünkü anonim şirket 1 milyon liralık karından kurumlar vergisini ödemiş. Akabinde bu şirket muhasebenin kişilik kavramı gereği ayrı bir kişi olduğu için demiş ki Mümtaz'a, bir dakika, bu benim param. Bu senin şahsi paran değil. Bu para bana ait demiş. Bu anonim şirketin kişiliğine ait demiş. Tüzel kişiliğine ait demiş. Peki ne yapacağız? Sen bu geri kalan 750 bin lirayı benden almak istiyorsan o zaman bir kar dağıtımı yapmalısın demiş. Sonra kar dağıtımı yapmışlar. Oradan bir vergi daha ödenmiş. Sonra iş başka bir tarafa gelmiş. Gelir vergisi kanununun içine girmiş. Kurumlar vergisi kanunundan gelir vergisi kanununa bir atıf yapılmış. Ne demiş kanun bize? Bu kişi bir kurumdan kar payı aldıysa bununla alakalı bir gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekir demiş. Gelir vergisi beyannamesi verilmiş. İşte orada ödenen burada mahsup edilmiş falan derken bir anda bakmışız ki bizim total ödediğimiz vergi şahıs firmasından daha yukarı gelmiş. Dolayısıyla burada işte az evvel dediğimiz gibi biz nasıl bir planlama yapacağız? Biz elde ettiğimiz karı çekecek miyiz? Biz elde ettiğimiz karı yatırıma mı dönüştüreceğiz? Biz elde ettiğimiz karı bir maaş gibi verecek miyiz? Personel mi çalıştıracağız? Yoksa şirket ortakları oradan bir menfaat mi elde edecek? Gibi soruları karşılamak durumundayız ki burada gerçekten vergi daha mı çok çıkıyor, daha mı az çıkıyor? Bunun farkına varalım. Yani demek istediğim şu, vergisel tarafta bir planlama yapmadan, önümüzdeki süreci belirlemeden, muhtemel kar zararı hesaplamadan bununla alakalı bir öngörüde bulunmak hiç doğru değil. Diğer bir taraftan, sen de beni desteklersen sevinirim. Ya belki köstek olurum, belli olmaz. Şöyle, evet, şahıs firmasında ne diyoruz? Ya biz ona şahıs firması bile derken problem yaşıyoruz hukuk tarafında. Bizim evet. İçin o gerçek kişi işletmesi. Gerçek kişi diyelim, evet. Biz de biraz ağız alışkanlığı. Gerçek kişi işletmede ne diyoruz? Biz birazcık sorumluluklarımız daha fazla. Az evvel dediğim gibi yani motosikleti kullanmış oluyoruz. Yani bir üçüncü kişiler olan borçlarda veya amme alacaklarında bizatihi artık onun sorumlusu biz oluyoruz. Ben eve icra gelirse sana geliyor diyor. Evet, çok şey oluyor, netleştiriyor. Çok güzel, harika söyledin. Aynen öyle. Tüzel kişiliklerde ise biraz daha farklı. İşte az evvelki araba kullanma meselesi, işte sermaye payı kadar olan taraf var. Ama yine burada şöyle şuna dem vurmak istiyorum. Bununla alakalı mutlaka bir istatistik vardır. Belki sizde vardır. Yani belki son
kurulan, son 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda kurulan firmalarımızın, tüzel kişiliklerin belki %70'i, belki %80'i, belki daha fazlası hep tek kişi kuruluyor. Ya da en fazla 2 kişiyle, 3 kişiyle kuruluyor. Biliyorsun 2012'de Yeni Türk Ticaret Kanunu'yla tek kişi limited şirketi, tek kişi anonim şirketi kurulma serbestisi getirildi. Genel olarak da baktığımda şirketlerimiz ya tek kişi ya 2 kişi maksimum söylüyorum. Genel manada söylüyorum bunu. Şimdi baktığınız zaman ben tek kişi, anonim şirketim. Şirketin ortağı benim. Yönetim kurulu üyesi benim. Genel kurulda sensin. Genel kurulu benim. Müdürü benim. Efendime söyleyeyim. %100 ortağı benim. Dolayısıyla ben burada üçüncü kişilerle alakalı bir şey yaşadığımda, özellikle özür dilerim, amme tarafına, amme alacakları tarafına, yani devlet alacakları tarafında yaşadığımda zaten %100 muhatabı benim. Burada belki biraz daha üçüncü kişilere olan borç, işte o şirketin yapısıyla alakalı. Ama burada da şunu söylüyorum. Yani hiçbirimiz birilerine borç yapalım diye bir şirket kurmuyoruz. Tabii ki ticari hayatın bir akışı var. Sorunlar yaşanabilir. Ama günün sonunda borç ve alacaklardan dolayı şahıs firmasıyla tüzel kişiliğin bir farkı muhakkak var diyebiliriz. %100 var. Hatta bizim elimizde çok güncel bir case var. Çok büyük bir startup. Ne yazık ki iflas eşiğine geldi. Korkunç bir borç. Çalışanlara borç, kamu idarelerine borç, çok birikmiş bir para. Şahıs olsalardı vay hallerine. Şimdi evet. De şey tarafı da çok garip. O tarafı yönetmek de hissiyat olarak çok garip. Çünkü para yok. Yani kaynak kısıtlı. Aslında evet. Hepimizin temel problemi. Kısıtlı kaynakları yönetme sanatı. Elimizde az bir para var. Kime neyi vereceğiz de öyle şirket iflas edecek. Onu tartışmaya çalışıyoruz. Ama öbür türlü çok başka şeyleri konuşuyorduk. Herkes kesinlikle şu an aç bir ilaç diye. Başka bir durumu konuşulabilirdi. Bir de şundan bahsedebiliriz. Mümtaz'cığım, tabii siz bu işlerin içinde çok daha fazla varsınız. Çok alanınıza nelerin içindeyiz bilmiyorum. Önden spoilerlı girdiğin için bakalım biz neler karıştırıyoruz. Çok alanınıza girmek istemem. İşte bu yatırım meselesi. Yani şirketin... Gerçekten içim dışım yatırım. Aynen. Bu konuda haklı çıktın. Şirketin yeni hissedarlarla büyümesi, işte başka şirketlerle ortaklık yapabilmesi, şu anda son zamanlarda çokça konuştuğumuz şey kitle fonlamada bulunabilmesi, oradan bir yatırım alabilmesi gibi veya başkaca kişisel, özür dilerim, gerçek kişi ortakların şirkete yeni paylarla girebilmesi, emisyon primi gibi dediğimiz... Daha bir biraz de şeylerimiz daha... var abi. Convertible notlarımız, safe'lerimiz var, saftlarımız var. Bayağı bir şey var. Var, aynen öyle. Bu noktada da yine girişimcilerimize önerdiğimiz tabii ki en önemli kurum anonim şirket. Abi o şeye dönüştü söylüyoruz. Zaten. Gerçekten yatırım alacak bir hisse Limited'in hiç tartışılacak bir tarafı kalmadı. Evet, kesinlikle direkt kalmadı. %100 ama oradayız. Tabii şöyle, aslında bir de şunu şöyle örnek vermek lazım. Çok bu şekilde yola çıkan arkadaşlarımızın daha sonra karşılaştıkları masrafları da göz önüne almaları lazım. Tabii. Çünkü işte genel kurullar var, işte değişiklikler var, tescil seninle hep konuşuyoruz. Gerçekten çok ciddi ücretler tutuyor artık. Gerçekten. Noter tarafları inanılmaz tutuyor. Abi şey gibi, kurmak çok ucuz. Dolayısıyla evet. Böyle bir gel yapıyor, evet, sonra kesinlikle. Su derinleşiyor giderek. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bununla çokça karşılaşıyoruz. İşte en son yine konuştuğumuz inanılmaz paralar ödediğimiz şirketler ve böyle ucuca ekleyerek. Yani hatta şöyle söyleyeyim, bir şirketimiz şimdi bir kitle fonlamaya açılacak. Orada bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Sonrasında değişiklikler yapmamız gerekiyor. Yani bir maliyet çıkardık ortaya. Gerçekten güzel bir motosiklet parası ortaya çıktı ki yani arkadaşların total alacağının herhalde bir onda biri kadar falan tahmin tutar abi. Maliyetler çıkıyor ortaya. Tabii bunları da göz önünde bulundurmak tabii lazım. Tabii onun platform komisyonu tabii, var. Tabii tabii. Ya var, bu var. Tamamen sadece yani yapılması düşmesi gereken işlemlerle alakalı. Sonralarını falan hiç şey yapmıyorum. Ya böyle bir ufak sazan sarmalı hissiyatı var. Kopara kopara alıyorlar etrafını. Evet, buna şey diyorum yani. Bu duruma gelen şekiller şeye benziyor. Deniz suyu içmek gibi. Böyle susadıkça içiyorsunuz, içtikçe susuyorsunuz. O mecbur o sarmaldan çıkamıyorsunuz. Onu da içmek zorundasınız. Çünkü bir şeyin denizin ortasında kalmışsınız. Bu açıdan da anonim şirketleri, limited şirketleri ve şahıs firmasını, gerçek kişi şahıs firmalarını da böyle ayırt edebiliriz. Abi şey de ekleyeyim, onu söylemesem ayıp olur. Amme alacakları konusundaki çok klasik şey ayrımı var. Evet. Limited'de bütün ortaklar amme alacaklarından sorumlu. Evet. Anonim şirkette sadece yönetim kurulundaki insanlar evet, bundan kesinlikle. Sorumlu. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Bir şeyde çok değinilmiyor. Oldu. İdari para alacakları, daha doğrusu idari para cezaları, ne bileyim, kişisel verileri koruma kurumu geldi, yaptırım uyguladı. Rekabet kurumu geldi, ceza kesti. Bu da bir amme alacağı. Dolayısıyla böyle baktığında limited şirket kurmak çok ciddi bir hal alabiliyor. Evet. Zorlayıcı bir hal alabilir. Evet. Yani dolayısıyla şey, dediğin gibi tek bir reçete yok. Gidilebilecek çok yol var. Evet. Şeyi çok iyi algılamak lazım. Ben ne iş yapacağım? Önümdeki potansiyel riskler ne? Potansiyel gelirler ne? Nasıl bir yolculuğa çıkacağım?
Ona göre çok dikkatli seçmek gerekiyor. Şey gibi bir şey değil. Yani ne olacak, birini kurayım da sonra dönüştürürüm. Kadar basit değil. Evet, kesinlikle değil. Abi buradan peki vermek istediğin son bir mesaj var mı? İşin finans tarafıyla ilgili olabilir, muhasebe tarafıyla ilgili olabilir, beyanlar tarafında olabilir, vergilendirme tarafında olabilir, hurafelere ilişkin olabilir, atış serbest. Bununla alakalı çok çok şey söyleyebiliriz. Yani aslında biraz bahsettik, yani mutlaka o kitabi bilgiye hakim olmak, bilmek önemli. Ama ben hep şu sorunu görüyorum. Çevrenizdeki, girişimcilerimizin çevresindeki en önemli kilometre taşı mı dersiniz buna? En önemli kişi mi dersiniz? Az evvel söyledim, başucu insanı mı dersiniz? Yani bir başucu kitabı gibi, başucu insanı mı dersiniz? O şirketin mali müşaviri ve avukatı. Sürekli iletişim halinde kalmak lazım. Sürekli o bilgi akışını sağlamak lazım. Böyle olursa ileriye namzet olan sıkıntılarda çok daha önleyici önlemler alabiliyorsunuz. Genel olarak bunu söylemek isterim. İletişimde kalmak önemli. Çok fark ediyor gerçekten. Kitabi bilgiye nispeten hakim olmak önemli. O toz bulutunu dağıtma anlamında gerçekten çok fayda sağlıyoruz. En mutlu olduğum müşterilerim gerçekten beni en çok sıkıştıran müşterilerim. Evet, bazen çok zorlanıyorum. Yani her sorularına, bir de şöyle söyleyeyim, daha nitelikli sorular gelmeye başlıyor. Bu sefer ben de kendimi, bir dakika benim bunu bilmem gerekiyor ve bilirken de iyi bir şekilde anlatmam gerekiyor. Sadece bilmek yetmiyor, anlatmak da önemli. Karşıya o bilgiyi geçirmek de önemli. O toz bulutunu dağıtma noktasında karşılıklı iletişimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi biraz da o iletişim halinde kalırsanız, mali müşavirinizle, avukatınızla o iletişim halinde kalırsanız çok daha en azından önümüzdeki süreci planlayarak yürümüş olursunuz. Diyeceklerim bunlar olur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Davetimizi kırmadığın için. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İnşallah farklı videolarda devam etmek üzere. Her zaman. Ne zaman istersen. Bu konularda birilerinin aklına bir şey takılırsa yorumlar her zaman açık. Sorular biriktikçe tekrar tekrar videolarla bir araya gelir. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu bölümde Cenk'i ağırladık. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda hep konulara hukuki perspektiflerden bakıyoruz. Cenk Science'da bugün finansal ve muhasebesel bakış açısını da konu içine katmış olduk. O yüzden konu bayağı bir çeşitlendi. Aklınıza takılan bir şeyler olursa Cenk'ten sözünü aldım. Her zaman kanala davet edebiliyoruz. O yüzden yorumlarda bize istediklerinizi sorabilirsiniz. Ne olur kanala abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.